Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç arkadaşımızın eleştirisi, isteği, şikayeti ya da ricası var diyeyim. Hocam diyorlar çok uzatıyorsun, işte çok detaya giriyorsun, girme diyorlar. Bakın şimdi bu videoda detaya girmesem yapılacak yorumların haddi hesabı yok. Şimdi moderatör arkadaşlar da yorumlara giriyorlar. İşte her zaman her yerde en büyük Fener. Kanalımıza desteğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. Çünkü yorum sayısı arttıkça YouTube bizim kanalı önersin diye çabalıyorlar arkadaşlar. Sizlerin sorusunu da cevapsız bırakmamaya çalışıyorlar. Ellerinden gelince. Önemli hususlar olunca da bana söylüyorlar. Ben de onların cevabını videoların içinde serpiştirerek söylüyorum. Yani videoların uzun olma sebebi haberlerin uzunluğundan dolayı değil. Sizin sorulara cevap vermemden dolayı. Eğer bizi adam yerine koyma hocam, sen bilgini ver geç biz soru sormayalım diyorsanız bu da bana yakışmaz. Başlayalım. Fenerbahçe'ye João Pedro müjdesi diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin pazartesi günü Adana Demirspor müsabakası var. Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ve daha önce de size duyumunu verdiğim gibi João Pedro müjdesi arkadaşlar. Can Martins'teki antrenmanda teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlıyor. Bakın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle devam ediyor. Çabukluk çalışmaları ile sürdürülüp iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıyor. İdman ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanıyor. Asıl idman bugün. Ve Fenerbahçe transferinden bugüne kadar neredeyse hep sakat geçiren João Pedro da dün tamamen takımla çalışmış oldu. Avusturya-Viyana maçında zaten ufak bir sakatlığı olduğu için yoktu. O kadroda yoktu. O maçta ufak bir sakatlık geçiren Lemos da takımla çalışmalara başladı arkadaşlar. Serdar Aziz günü bireysel izinle, bireysel çalışmalarla geçirirken Joshua King de tedavisini tamamladı. Daha doğrusu tedaviyle tamamladı günü diyelim. Pazartesi günü böyle olacak. Bakın arkadaşlar 1 dakika 20 saniye haber. İkinci habere geçelim. Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor şeklinde. Bunda da arkadaşlar mesela bir süredir takımda yer almayan sakat oyunculardan bahsediliyor. Kimlerden bahsediliyor arkadaşlar? Şu anda birçok rotasyonda deniyoruz. Slovaçko maçında, Avusturya-Viyana maçında dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sürekli bir rotasyon deniyoruz. Çok şükür de tuttular. Ama rotasyondan önce ya da sonra oynayan oyuncular da şanslarını iyi kullanıyor. Emre Mor, Lincoln, Joshua King, değil mi? Valencia, Zayt, bence Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler. Özellikle son maçın kahramanıydı Arda Güler. Ve Perşembe günü inşallah 90 dakika izlettireceğim size arkadaşlar. Bu sözümü de unutmayın. Bak mesela araya da subliminal duyum verip yapıştırıyorum. Mecbur. Luan Perez, Lemos buldukları şansları iyi değerlendirdi. Bence Rossi de iyi değerlendirdi. Rossi kısmı ayrı. Orada çok konuşacağım. Yani birçok futbolcunun formu yükselirken kurşun yarasıyla sakatlanan Mert Hakan Yandaş ve ne olduğunu anlamadığımız İrfan Can Kahveci de sakatlıklarını tamamen atlattılar. Sadece Serdar Aziz var. Serdar Aziz de milli arada mı? Fenerbahçe'nin bay geçtiği arada mı? Oynamayacağı haftada mı diyeyim? Oynamayacağı için de İçimiz rahat arkadaşlar. Ama şu saatten sonra hadi sakatlar gelsin de formayı alsınlar. Bence yansın yansın. Kendine yansınlar. Bakın 1 dakika 25 saniyede bu haber sürdü. Fenerbahçe'ye Arnautovic önerisi. Bu arada sakatlıklardan hariç olarak da bir şey söyleyeyim. Bazı oyuncularımızın transfer görüşmesi yaptığı için sakat ya da açıklama olarak verilmediğini de belirteyim. Mesela Pelkas, mesela Berisha, mesela Tisserand, Kolker, Max Meyer. Bu arkadaşlar kesin olarak gidecekleri için şu anda yok. Muhammed Gümüşkaya hakeza. Bakın 6 tane futbolcu saydım. Araya ben bu duyumu yerleştirmeseydim ne olacaktı? Sadece sakat haberiyle geçmiş olacaktım. Şimdi Fenerbahçe santrafor transfer etmek istiyormuş. Öyle söylüyor haberler. Bana kalırsa etmek istemiyor. Son olarak Fenerbahçe'ye Marko Arnautovic önerildi. Ve son kararı Jesus verecek diyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre santrafor transferi için listesinin başında Alexander Sörloth ve Maxi Gomez bulunan Mahmut Bey bir yardım ederseniz. Maxi Gomez bulunan Fenerbahçe'ye Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnavutovic önerildi. Bir dakika. Arnavutovic önerildi. Bunu elden çıkarmaya çalıştılar. Hatta bunlar bizim bir transferde rakibimizdi. Hangi transferde olduğunu hatırlamıyorum ama birinde rakibimizdi bunlar. Belotti'de miydi ya? Maxi Gomez'de miydi? Arnavutovic'i göndermek istiyorlar. Bu arada 180 dakika oynamış bu sezon. Bir golü var. İtalya Serie A'da bir golü var 33 yaşındaki oyuncunun. Piyasa değeri 6 milyon euroyu gösteriyor. Sözleşmesi değişecek. Değişik bir sözleşme tarihi var. Ne zaman? 2024'te bitiyor. Bir de opsiyon var. Bu bize önerildi diyor. Geçen sezon 15 gol attı. Bologna'yla 2 yıl daha sözleşmesi var. Piyasa değeri 6. Ben bir şey söyleyeyim. Bu futbolcunun sözleşmesini feshedip gönderseler bile ben bizimkilerin onaylayacağını zannetmiyorum. Sebepleri de önceki forvet videolarından biliyorsunuz. İşte Fenerbahçe'nin transfer rakipleri. Bakın bu haber başlığına aldanmayın. Bu haber başlığında Maxi Gomez transferinden bahsediyor. Diyor ki Maxi Gomez ile Borussia Mönchengladbach, Everton, Newcastle United'da ilgileniyor demiş. Bir kere Everton aşağıya demir atmış durumda. As forveti sakat durumda. Kurtuluş arayan bir pozisyonda. Newcastle United konusunda Premier League puan durumu yazıp bakayım. Hani Newcastle United'da sanki aradığını bulamayan takımlardan biriydi diye hatırlıyorum ama yine de listede üst sıralarda yer alıyor. Hani iki maçta bir galibiyet bir beraberlikte. Fakat hani Newcastle United nasıl derler? Sistokler nasıl der? Forvet ihtiyacı var mı Newcastle'ın? O da benim kafamı karıştırıyor. Niye? Wilson var 18 milyon euro. Chris Wood var 10 milyon euro. Belki üçüncü bir forvet alabilir. Zaten hani forvet hattında değişik isimleri de kullanabilirler. Ama Newcastle'ın da Everton'ın da ben düşüneceğini pek sanmıyorum açıkçası. Ama rakipler buymuş. Premier Lig'de Bundesliga'dan ilgi var. Sky Sports'ta yer alan durumlara göre Newcastle'ın hedeflerinden biri diyor. İngiliz ekibi Callum Wilson'un sakatlıkları geçen sezon geç Chris Wood'un geldikten bu yana iki kez fileleri havalandırması nedeniyle Maxi Gomez transferi düşünülüyormuş falan filan. Ben şunu söyleyeyim. Maxi Gomez'de isteyen kulüplere girinebilir. Ben Maxi Gomez'i de transfer edeceğimizi zannetmiyorum. Forvet'te transfer edeceğimizi zannetmiyorum. An itibariyle söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tek şart şu. Enner Valencia'nın yüksek bir bedelle gitmesi. Evet, ayrıntı kısmına şimdi giriyorum. Şimdi giriyorum. Mecburen girmek zorundayım arkadaşlar. Ben bunu ayrıntıya girmesem 500 tane soru sorarsınız. Kafanızda tilki. Birileri vakti yok. Birileri videoyu çabuk izleyecek diye de kimse kusura bakmasın videodan kesemem. Şimdi ben detaylı bir şekilde anlattım. Birçok kardeşimiz de Allah razı olsun hocam hak veriyoruz sana demişler. Kesinlikle katılıyoruz diye. Özelden mesajlar geliyor ediyor. Hocam doğru söylüyorsun. Bana kalırsa da sağ stoper eksiği var diye. Bir kardeşimiz diyor ki hocam Gustavo Henrique için şunu dedin. Dördüncü stoper. Doğru mu dedin? Doğru mu Samet? Hocam dördüncü stoperden ne bekliyor ki bu taraftar diyor. Tabii Gustavo Henrique gibi olacak. Atilla Salah'ı Luan Perez ikilisini yan yana oynatabilirsek Mustafa Hoca tabiriyle biri tecrübeli, biri genç, iki stoper kurmuş olursun. Ki Salah'ı genç ama lige tecrübeli. Luan Perez normal tecrübeli ama lige de adapte olduğu zaman geçilmez duvar olur. Serdar Aziz yavaş yavaş tıngır mıngır bir şekilde iyileşsin hocam. Bazı maçlarda bakarsın Allah göstermesin işte Türk kuralını tamamlayamazsın. Löp diye oturtur oynatırsın. Gustavo Henrique de alternatif olarak iyi bir yedeklik yapar. Yani bu açıdan bence yerinde diyor. Biz Marcel Tisserant'ı, Kolker'ı, Lemos'u elden çıkarmaya bakalım diyor. Üçünü. Yoksa Fenerbahçe taraftarı Salah'ı, Perez, belki Lemos'a kalacak. Hani Gustavo Henrique'yi geri gönderme ihtimali varsa gönderip belki Lemos'a kalacak diyor.
Yani ben Fenerbahçe taraftarının bunu isteyeceğini zannetmiyorum diyor ki Lemos da biraz ayağını düzeltmiş. Ve kesinlikle diyor eğer böyle bir ihtimal varsa hani Salah'ı, Perez, Serdar Aziz 3 bunların yanına bir de 4. stoper ekleme imkanım varsa diyor bu sefer de millet tepki gösterecek. Atilla Salah'ı niye gitmedi? Luan Perez niye o kadar parayı alındı diye diyor. Ama bir şekilde takım içerisinde bazı dengeler değiştirilir, bazı şeyler kurulabilir diyor. Ama forvetten ziyade yani bek istediğimizde söyleyeyim diyor kardeşimiz. Yine mantıksal baktığın zaman 3 tane stoper göndermek zorundasın arkadaşlar. Bir stoper almak için bile 3 stoper göndermek zorundasın. Bu bizim maalesef kanayan yaramız. Philip Nowa'nın durumu 32 yaşında. Yıllık ücretten dolayı gitmiyor, gidemiyor. Hocam Philip Nowa kalacak olursa zaten çok büyük sıkıntı. Kimin lisansını devam ettireceksin? Orta sahada Crespo, Zayt kesinlikle hocam katılıyorum diyenler var. Hani Arao, Crespo, Zayt, Mert Hakan, İsmail Yüksel'i de buna dahil ettiğin zaman bu beşli bence Süper Lig için gayet ideal bir beşli. Durmaları lazım. Ha Muhammed Gümüşkaya'yı orta sahada deneyeceğiz. Zayt Crespo'dan birini göndereceğiz dersen çok büyük tepkiler alırsın diyor. Ki haklı da. Max Meyer'i zaten kimse düşünmüyor. Pelkas'ı zaten kimse düşünmüyor. Hocam diyorlar. Yani ısrarla tekrar edilen yorumlardan birisi şu. Bruma 1. Gustavo Henrique 2. Bruma'da Gustavo Henrique'de feshedilsin. Gerekirse oraya bir tane Türk stoper alınsın diyor. Hani Serdar Aziz'in yanı sıra bir Türk stoper. Genç olsun hocam hiç fark etmez diyor. Çünkü sıra ona gelmez. Luan Perez Salah'ı oynatsın. Serdar Aziz bir Türk stoper. Bir tane de hani Çaykur Rize'den falan ben bir stoper söyledim ya. Solak, sol stoper. Bir de hocam o bebe alınırsa diyor. Yeter diyor. Gustavo Henrique'yi falan istemiyoruz diyorlar. Yer de açılır diyorlar. Kısmen haklılar. Çok güzel bir öneri geldi. Hocam diyor ya da diyor 21 yaşın altında mesela Penetra gibi bir isim alalım diyor. Orayı onunla yedekleyelim. Çünkü 6 artı 8 artı 1 olacağı için diyor. Orayı da rahatlatır diyor. Ve ısrarlı bir şekilde bütün kardeşlerimin söylediği bana şu oldu. Hocam João Pedro forvet ama tam forvet değil forvet arkası. King forvet ama tam forvet değil forvet arkası. Berisha ile bu iş olmaz. Valencia bizi yarı yolda bırakır. Serdar Dursun Türk olduğu için amenna ama oraya bir forvet lazım diyorlar. Ortalık karışmış durumda. Ve Fenerbahçe'den sürpriz bir ayrılık haberi var. Bu haberi de yine kısaca değineceğim. Asıl değinmem gereken yeri sona bıraktım. Yani size sorayım arkadaşlar. Sizce misal veriyorum. Maxi Gomez. Bak şunu söyleyeyim. Bak şunu belirteyim. Musa Dembele'yi alacaksak ben Gustavo Henrique'den de çıkılması taraftarıyım. 500 bin euro, 1 milyon euro neyse verin geri gönderin paketleyin. Oraya bir tane Türk stoper çekin. Serdar Aziz zaten 4-5 maça iyileşiyor. O olur. Öbür Türk stoper olur. Hiç olmadı William Arao var. Arao'yu oynatırsın. Bence hiç ağzımızın tadını bozmayalım. Tisserand'ı da, Kolker'ı da, Lemos'u da paketle. Ama bonservisle ama şeyle paketle. Luan Perez Salahi ikilisini oynat becerebiliyorsan. Yok beceremiyorum diyorsun. Oraya bir Bekao Mekao çek. Bir şekilde çek. Yani bir şekilde çek. Forvet'e Dembele'yi çekebiliyorsan yap bu hamleyi. Bak Dembele, Musa Dembele. Israrlı bir şekilde söylüyorum. Ya Dembele ya da o ayarda iyi bir isim. Anlatabiliyor muyum? Mesela Belotti yılan hikayesi. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Pinpon topu gibi namussuz. Bir orada, bir burada, bir tık 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 set size, met size. Çok önemli değil. Israrla söylüyorum. Eğer böyle bir ihtimal yoksa Valencia'dan çıkıp Dembele'yi alırsan ben yine bir şey demem. Valencia'dan çıkıp Maxi Gomez'e daha da uygun bir fiyat hani Valencia'nın bonservisi artı 3-5'e alabiliyorsan yine ben bir şey demem. Çünkü Valencia bir maç iyi, iki maç kötü. Valencia'nın attığı gol sayısına aldanmayın. Kaçırdığı gol sayısı çok yüksek. Bakın biz leblebi gibi pozisyona giren bir takımız. Şu tandemde adım soyadım kadar eminim Mergin Berisha da goller atar. Valencia da atar. Serdar Dursun da atar. Thiago Çukur'u getir o da atar. Bakın biz sistemi değiştirdik. Beşiktaş'ın şampiyon yapıldığı sene Abu Bakar'ın attığı gol sayısı evet ligin en fazla sayılarından biriydi. Ancak Abu Bakar'ın gol kaçırma yüzdesi Samatta'dan fazlaydı. Şimdi taraftar diyor ki Abu Bakar gelsin. Gelmesin. Abu Bakar'dan siz tiksinirsiniz. Nefret edersiniz.
Keşke Valencia kalsaydı dersiniz. Bak Maxi Gomez. Gördüğüm Maxi Gomez, o da bir Dembele performansı göstermese de bir şeylerin performansını gösterir. Dembele de belki bir şey, Gomez de belki 3-5 maç sendeler ama 3-5. maçın sonrasında arkasında durursak canavar olur. Ama Fenerbahçe taraftarının futbolcunun arkasında durmak gibi bir meziyeti çok fazla yok. Uzun lafın kısası, bir Dembele'yi alıyorsan, yanına da Bekao'yu alıyorsan, Gustavo, Tisserand, Lemos, Kolker artı Valencia, beşinden birden feragat edip ikisinin oynamasına ben okeyim. Ben okeyim. Ve ısrarlı bir şekilde de söylüyorum. Fenerbahçe'nin forvetten daha önce sağ stoperi çözmesi lazım. Çünkü zayıf halkamız sağ stoper. Bugün yakmadı, yarın yakmadı ama belki başka maçta yakacak bize. Güven vermiyor. Diyeceksiniz ki bir maç hocam kötü oynadı diğer maçlar. Ya ortada bir meziyet yok. Ayağı iyi. Sadece ayağı iyi. İkili mücadelelerde çok zayıf. Çok yavaş. Vurup kırıp geçerler. Vurup kırıp devirir geçerler. Hocam ama topu çok iyi. Ligimizde de orta kafa gol yapıyorlar. Lan binde iki. Binde iki orta kafa gol. Fenerbahçe kalesine 1000 tane ortalanacak, 2 tanesi gol olacak. Yani o bile... Düşünün 1000 tane orta. Sezonda belki 2 tane golü orta kafa golden yiyeceksin. Belki diyorum, yani misal veriyorum, belki diyorum. Eğer senin kanatların çok çok iyi işlerse, futbolcuların işlerse. O yüzden bence oraya hızlı bir sağ stoper, hızlı, temaslı, geriden oyun kurma becerisi yüksek. Gerekirse 7, 8, 10 milyon euro piyasa değeri olan ama uygun maliyetli bir isim. Yani bonservis olarak uygun maliyetli, belki yıllık ücreti fazla olacak. Öncelik bu. İkinci öncelik ise bize leblebi gibi gol atacak isim lazım. Bu isim Musa Dembele. Bak, Musa Dembele'yi bugün alalım. Pazar. Yarın Adana Demirspor maçında sahaya sürelim. Valencia'nın belki 2 maçta attığı 4 golü belki yakalayamaz. Ama 2 maç sonra, 3 maç sonra diyeceksiniz ki ya biz Valencia'yla biz kahır çekiyormuşuz ya. Geleni eziyordu, geleni öldürüyordu diye. İnanın 2 gol 1 asist yaptığı maçta kaçırdığı 2 tane, 3 tane net pozisyon var. Umarım anlatabildim. Son haberimiz dediğim gibi arkadaşlar sürpriz ayrılık diyor. Rossi. Rossi'ye İtalya'dan talip. Bakın haberin verene bakın. A Spor'un haberine göre Serie B takımlarından Parma'nın Fenerbahçeli Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Bakın ben ama dün dedim. Saati kurdum. Videoyu huzurunuza gönderdim. Dedim. Yazacaklar dedim. 5,5 milyon euroya aldık. 3 sene daha kontratı var. Ama şimdi bu duyum doğru değil. Ama bakın amaya dikkat. Mustafa Hoca farkıyla amaya dikkat. Geçen sezon 39 maça çıktı. 6 gol 9 asist. Bu sezon ne yaptı Rossi? Hiç biliyor musunuz arkadaşlar? Diego Rossi'nin bu sezon ne yaptığına haberiniz var mı? 14,5 milyon euro piyasa değeri var. Transfer market değeri. Bu sezon 7 maç 527 dakika 3 asist. Rossi'nin 3 asisti var. Bakın bence Fenerbahçe'deki en salak, en kötü dönemini geçiriyor ama 3 asisti var. Şimdi size bir isim vereceğim. Cengiz Ünder. Hocam isim verme, hemen getir. Hemen hocam, Allah'ını seveyim, ayağının altını öpeyim hocam, getirebiliyorsan getir. Hocam yalvarıyorum, getir. Hocam kurban olayım, getir. Hocam ne olur getir, getirme imkanım var. Lan bir durun sakin. Hocam bak ne olur. Hocam elim ayağım tutmuyor. Bana neden tutmuyorsa tutmuyor. Şimdi size bir soru sorayım. Hocam kabul. Lan bir sorayım. Hocam direkt kabul ediyorum. Hiç ne soruyorsan direkt kabul. Cengiz'in Fenerbahçe'ye geldiği bir senaryo mu soruyor? Aynen öyle. Hocam direkt kabul ediyorum. Direkt. Hiç bekleme, kabul. Kabul. Şimdi Rossi kabul hocam, kabul. Lan sakin. Rossi 14,5 milyon euro piyasa değeri var. Diyelim ki, bakın bu duyum değil, yorum. Diyelim ki Rossi'yi Parma takımı istedi. Gerçekten istedi. İstedikleri Rossi başka da. Bir salaklık yaptılar. Ulan orada 14,5 yazıyor. Fenerbahçe'ye bir mektup. Interest letter değil. Direkt resmi teklif mektubu. Bizim Diego Rossi için teklifimiz 14,5 milyon eurodur. Ne yükseliriz ne düşeriz. 24 saat müddetiniz var diye teklif gönderildi.
Fenerbahçe 14,5 milyon euroya da Rossi'yi satmayı kabul etti. Ve Cengiz Ünder. Bakınız dün Cengiz Ünder Igor Tudor tarafından 65'te oyuna alınıp 83'te oyundan çıkarıldı. Bu duruma çok sinirlenen Cengiz Ünder direkt soyunma odasına gitti. Şimdi ben diyorum ki 14,5'a sattım. Bak geçen sene Cengiz Ünder'i kaça aldılar biliyor musunuz? 8 milyon 400 bin euroya aldılar. Şu ana kadar da sadece 107 dakika oynattılar. Arkadaşlar Cengiz Ünder daha hala kaç yaşında biliyor musunuz? Daha 25 yaşında. Vallahi 25 yaşında daha. Ya afaki soruyorum. Yine bir Fenerbahçe'li ha. 14,5'a Rossi'yi sattın. Marsilya'da gerizekalı. Marsilya'da gerizekalı. Dedi ki bizi bu yükten kurtarın. 8,400 aldık. 8,5'a veriyoruz dedi. Rossi'yi 14,5'a satıp Cengiz'i 8,5'a alırlarsa en Ali Koç düşmanıysanız da Ali Koç'un safına geçer misiniz? Geçersiniz. 6 milyon euro da elde para kaldı. 6 milyon euro artı işte 3-5 ıvırı zıvırı çöpü müpü sattıktan sonra dediniz ki ulan kanat boş. João Pedro da oynar, King de oynar. Ben oraya bir tane forvet alayım. Gittiniz 6 milyon euro artı Tisserant'ın, Berisha'nın parasını da Dembele'yi aldınız. Musa Dembele'yi aldınız. Bir şekilde aldınız. İyi ki Cengiz Ünder ve Dembele. Artı stopere de Bekao'yu aldınız. Üçünü. Halay çeke çeke Fenerbahçe maçımı izlersiniz. Hocam 3008 sana az olur. Rabbim 5008 mi versin dersiniz. Aramızda kampanya yapalım. Bu adam hemen araba sahibi olsun. Ki daha güzel dualar etsin mi dersiniz bilmiyorum. Ama böyle bir senaryo gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin akışı değişir. Akışı değişir. Ben durduk yere sabahtan beri Cengiz Ünder yangını yapmıyorum. Bakın fırsat transferi, fırsat transferi, fırsat transferi. Al sana ampul gibi fırsat transferi. Ampul gibi parlıyor. Hani fırsat transferinin de fırsat transferi. Şimdi biz birinde PES oynuyorduk arkadaşlara. Türkçe spiker eklemişler. Son dakika penaltılara kaldı. İşte penaltıyı ben kaçırıyorum. Bilerek kaçırıyorum ki karşımdaki yensin diye. Tam topun başına geldi rakip kullanıcı. Türkçe spiker dedi ki atarsa sevecekler, atamazsa bip dedi. Ben orada koptum. İşte eğer Cengiz Ünder'in alınma durumu varsa alırsa sevecekler ama alınmazsa alınmamış olur. Ben o yüzden Fenerbahçe taraftarına diyorum ki yapmayın, etmeyin, kaçırmayın. Bazı şeyleri kaçırmayın. Bakın bazı şeyleri kaçırırsanız altınıza bile kaçırabilirsiniz. Bazı şeyleri kaçırmayın. Bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın bazı şeyleri. Çünkü bazı şeyler kaçarsa çok sıkıntı yaşarız. İyi bir futbolcu, iyi bir Fenerbahçeli yapmayın, etmeyin, şartlarını sorun, soruşturun. Hani diyoruz ya yabancı kuralı şöyle böyle hangisinden çıkalım, hangi forveti almayalım. Hiç yorulmazsınız, hiç. Hiç. Hocam o Rossi'ye 14,5 verecek mal var mı diye soracaksınız. Rossi'ye 14,5 verecek mal yok ama 9 ila 12 milyon euro arasında teklif olan takımlar var. 7 milyon euro cash artı opsiyon veren takımlar var. Fakat Bruma'nın performansı bizi tedirgin ediyor. Henüz kendine gelemedi. Şu anda Fenerbahçe'de Bruma, Gustavo Henrique, Luan Perez gibi isimler çok ciddi güven oyu sıkıntısı yaşıyorlar. Taraftarın büyük bir kısmı bunlara güvenmiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum bak. Harbi söylüyorum. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geldiği bir senaryoyu hayal ediyorum. Solda Cengiz ya da sağda Cengiz. Solda Cengiz diyelim. Sağda Emre Mor ya da İrfan Can. Allah aşkına al bu üçünü Türk milli takımına koy. Sırıtır mı? Kemirir mi? Rakipleri kemirir. Bir de Kerem Aktürkoğlu'nu alırsın kadroya. 4. Bir de Yunus Akgün'ü alırsın. 5. Bitti. Türk milli takımının bence kanatları muhteşem bir opsiyona sahip olmuş olur. Bu beşliyle. Fenerbahçe için söylüyorum. Kalede Altay banko mu? Banko. Kanadın birinde Cengiz olursa, birinde Emre ya da İrfan olursa 3 Türk'ü de çıkartmış olacaksın. Savunma ister Alioski'yi oynat, ister stoperde 2 yabancı oynat, ister sağ bekte yabancı oynat. Fenerbahçe'nin de eli rahatlayacaktır. Ben diyorum ki Fenerbahçe yönetimine etme, eyleme.
Al sana fırsat transferi. Git bütün şartlarını, bütün hepsini sor. Bu arada danışman Feature Bal. Cengiz Ünder'in menajeri yazın. Bak internete girin. Cengiz Ünder'in menajeri yazın. Kim çıkıyor karşınıza? Mirsat Türkcan çıkıyor lan. Mirsat Türkcan. Eski Fenerbahçeli basketbolcu. Bizim yönetimle kanki işte olan isim. Tamam Feature Ball menajerlik şirketi ama Mirsat Türkcan ya. Vedat'ın menajeri ya. Ozan'ın menajeri ya. Allah Yar'ın menajeri ya. Hani Mert Günok falan filan daha bir sürü isim var arkadaşlar. Tanıdığınız birçok isim var. Ya etmeyin, eylemeyin. Tam alınabilir türde isimler. Tam alınabilir türde isimler. Bu arada bizde Ensar Brahiç var. Ensar Brahiç'i de 18 yaşındaki forveti de tam izleyemedik. Onu da bir tam izlesek şu özellikle rezerv ligde falan. O çocukta da Cevher var. Sırp santraforda. Onu da unutmayın. O da aynı zamanda Feature Ball'ın şeyi. Mirsat Türkcan'ın şeyi. Keşke böyle bir şey yapabilsek. Keşke Mirsat Türkcan becerebilse. Yani Mirsat Türkcan'dan rica etsek yapabilsek. Ama aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Bu arada bakın videonun içerisinde Cengiz Ünder'le ilgili duyum değil dedim aslında ama subliminal bir şeyler söylemiş oldum. İkincisi Diego Rossi'ne ilgili evet parma olayı yalan ama 7 milyon euro cash artı opsiyonlu 9'a kadar çıkan teklifin olduğunu 9-12 arasına yükselebilen tekliflerin olabileceğini de belirtmiş oldum. 2. Arnautovic yalanlıyorum geçiniz. Sherlock'un ben geleceğini zannetmiyorum. Maxi Gomez atak yapacağız yapmasın ama kimi çıkartacaksın? Onu da konuştuk. João Pedro'nun durumu malum. Lemos istediği kadar şu anda kadroda olsun pek düşünülen isimlerden değil ama Gustavo Henrique formayı Lemos'a kadar kaptırdığına göre ya Gustavo Henrique konusunda ciddi bir şeyler olacak ya da Gustavo Henrique kendine çok fazla çekidüzen verecek. Bunun dışında başka ne diyeyim? Başka da sakatları vesaire konuştuk. Bir de Dembele diyeyim şuraya. Musa Dembele, Cengiz Ünder, Bekao. Bu üçü gelse, dediğim gibi Rossi gitse, Valencia satılsa, işte Berisha'dır, şudur, budur, onlar satılsa. Dese ki Fenerbahçe devre arasında transfer yapmıyoruz, şimdi de yapmıyoruz. Biz bununla ligi bitireceğiz dese arkanıza yaslanıp herhalde şov izlersiniz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hepinize kanalımızın abonesi olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Adana Demirspor maçına kadar lütfen bu kanalı 25.700 yapalım. Laf ağızdan çıktı bir kere. Eğer o maça kadar 25.700 aboneye ulaşırsak, şurayı 25.700 yaparsak, nereydi ya? Şurası. Şurası, şurası. Evet, tam olarak burası. 25.700 yaparsak, inşallah Adana Demirspor maçında kazanırsak, gerçekten önümüz yani çok çok güzel olacak. Hadi arkadaşlar, hepinizin desteklerini bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.